Ayıp diyerek isyan etmişti. İstanbul'da adayımız var diyerek Necdet Gökçınar. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı şu anda da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Necdet Bey. Hoş buldum, teşekkür ederim. Var mısınız yok musunuz? Sesim geliyorsa varım. Sesiniz geliyor. Efendim dün akşam böyle bir şey oldu. Tam miting sırasında bir haber uzattılar. Genel başkanı tam o sırada Cumhurbaşkanı. Evet. Yani Cumhurbaşkanı mı diyeceğim, İktidar Partisi'nin genel başkanı mı diyeceğim, biliyorsunuz iki şapkası var. Evet, AK Parti'nin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı diyebiliyoruz. Tam o sırada da o bir programda yine daha evvelden beri söylediği şeyi söylüyormuş. Genel başkanımıza o notu getirince o da birdenbire çok öfkelendi. Evet. Miting alanında epeyce bir söylendi. Yani bu çoktan beri artık bilemiyorum yani bir Cumhurbaşkanı ya da İktidar Partisi'nin genel başkanının böyle bir bilgiye mutlaka ulaşmış olması lazım. Hangi gayeyle, hangi saikle? Tabii klasik bir şey var. Mesela siz rakiplerinize ben seni yok sayıyorum diyerek de böyle bir tavır işine girebilirsiniz. Şok hoş olmasa bile. Evet. Galiba böyle bir şey. Çünkü bilmemesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü ilan edileli neredeyse 2 aya yaklaştı. Arazideyiz, her yerdeyiz. Her ne kadar kendi havuz medyaları bize kapalı ise de bile mutlaka bunu bir yerlerden duyuyorlar. En azından 92 yılında il başkanımız olduğu dönemden beraber çalışma arkadaşıyım. Öyle mi? Öyle bir birlikteliğiniz de var yani. Tabii, Sayın 92 senesinde ben Refah Partisi İl Kongresi'nde yönetim kurulu olarak seçilip girdim. O sırada il başkanımızdı. Sonra çalışıldı, gayret edildi. Milli Görüş ve Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı ve başkanımız da yine kendisiydi. Dolayısıyla tanımaması, ismimi duymamış olması falan bence mümkün değil. Ama sonradan yollar ayrıldı. Onlar başka bir mecraya çekildiler. Biz yürüdüğümüz yolda devam ettik. Şimdi kader bizi getirdi. O partiyle karşı karşıya İstanbul'da Binali Yıldırım rakibiniz. Ekrem İmamoğlu rakibiniz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Ne vaat ediyorsunuz siz Necdet Bey? Vallahi biz bir kere evvela şu kutuplaşmayı kaldıracağımızı vaat ediyoruz. En birincisi bu. Hı hı. Öteki beton, demir, çelik onlar kolay işler. Ben mühendisim. Onları hiç önemsemiyorum. Hı hı. Sadece yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, yandaşa iş çıkarma, lüzumsuz iş yapma gibi kaygılardan sıyrılırsanız yaptığınız projeler hep düzgün olur, hayırlı olur. Sadece o sizin artık mesleki kariyerinize bağlı. Eğer sizin mesleğiniz yetmiyorsa o meslekte kariyeri olan birisini bulur yaptırırsınız. Hı hı. Bizim İstanbul'da yaşadığımız, daha doğrusu Türkiye'de yaşadığımız bu projeler bu niyetlerle yapılmadığı için, böyle yaklaşılarak yapılmadığı için hepsi fiyaskoyla neticelenen insanımıza huzur vermiyor. Dolayısıyla birinci yapacağımız iş, biz kardeşiz kardeşim. İnsan olan bu İstanbul'da yaşayan herkes benim kardeşimdir. Benim yönetici olduğum belediyede böyle bir ayrışım kesinlikle olmayacak diyoruz. Bir evvela kucaklıyoruz. Ondan sonra başlıyoruz. Diyoruz ki kardeşim 16 senedir çok yoruldunuz. Size metrobüs yaptılar ama canınız çıktı. Toplu ulaşımın hali belli. Trafik dediniz, canınız çıktı. Bütün bunların çözümleri var. Teknik çözümler var. Büyük bir şehir, büyük bir problemleri olan bir şehir ama çözümsüz değil. Trafiği ben bile çözemem diye gelen bir iktidar partisi belediye başkan adayı var. Ona karşı ben diyorum ki ben trafiği çözerim. Ben bile çözemem demek bir tekebbür ihtiva ediyor. Çözerim diyen varsa doğruyu söylemiyor dedi zaten Binali Yıldırım. Yani çözüyorum diyen doğruyu söylemez dedi. Şimdi kendisi çözerim diyor. Demek ki kendisiyle çelişiyor. Ben bunlara birebir laf söze söz söyleyecek vakit kaybedecek değilim. Nasıl çözeceksiniz? Yani bu kısa programda bu şey anlatılır. Yani ben en azından birkaç başlığı söyleyeyim. Ha, belki bitiyoruz. Bakın bir kere şunu söyleyelim. Trafik öyle trafik polisleriyle, memurlarla çözülecek bir iş değildir. Bir mühendislik işidir. Trafik mühendisliği diye mühendislik balları var yurt dışında. İnşallah burada da olur. Bir kere bizim orada işte ilişkili olduğumuz ekipler, arkadaşlar var. Bir kısmı teknik mühendisliğinden gitme. Bunlarla sıkı bir işbirliği içinde olacağız. 3 tane ayağı var. Bir, trafik. Mesela trafik dediniz de başka şeyler de var. Ben mantalite anlatıyorum. Nasıl yaklaşacağım? Evet. Şimdi trafiğin 3 tane ayağı var sorun olması için. Bir, aracın çokluğu, yolların azlığı. Evet. 2, yolların trafik açısından iyi planlanmamış olması. Hiç daha kazma kürek vurmadan düzeltilecek o kadar çok şey var ki ben bunları gezerken kafamda canlandırıyorum. 3.'sü de altyapı yetersizliği, yani kazma kürek işi. Evet. Biz hemen kazma küreğe sarılmadan evvel diyeceğiz ki bu araçlar yollarda nasıl azaltılır? Yasaklamalarla değil. Siz toplu ulaşımı ve metrobüs seyahatini konforlu bir hale getirirseniz insanların sırf arabayla binip caka satacağım diye trafiği arabayla çıkması için deli olması lazım. Niye çıkıyor? Tabii. İnemiyor.
Öbür adamcağız biniyor da arabası olmadığı için, alternatif olmadığı için biniyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Eğer biz bu toplu ulaşımı, içerideki dolaşan otobüsler dahil, bu otobüsler elektrikle çalışacaklar, gayet lüks olacaklar, konforlu olacaklar. İnsanlar, bir de çoğaltacağız bunun sayısını. Otobüs trafikteki araba sayısını bu şekilde azaltacağız. Siz bunu yabana atmayın, epeyce bir miktar olacak. İkincisi, trafik düzenlemelerindeki yanlışlıklar var. Bir kavşağa geliyorsunuz, tıklım tıklım dolu. Teme bağlandığınızı düşünün, ikinci köprü girişinde Kavacık'tan, misal diye söylüyorum. Evet. Ben orayı çok kullandığım için. Bizim taraftan ta Riva Köprüsü'nün üstüne Viyadüğü'ne kadar doluyor. Öbür taraf Ataşehir'e kadar dolu. Ondan sonra giriyorsunuz bir hengame. Sonra oradan 100 metre çıkıyorsunuz, trafik akmaya başlıyor. Kaza yok, bela yok. Orada evet. Niye düğümlendik? İşte bu bir planlama hatası. Vallahi ben onu yıllardır çözemedim biliyorsunuz Necdet Bey. Sinir oluyor. Hiçbir şey yok orada. Niye bekledik biz falan diye. Bravo. Bakın ben bunu bedava vermiyorum. Bu misal herkes böyle diyor. Ya gerçekten burada bir şey yok. Niye bekledik? Evet, sinir bu oluyor. Bekleme dediğiniz var ya, Ataşehir'den başlıyor insancıklar. Daha sabahleyin evden çıkmış. İşe yorgun gidiyor. Bakın o ne biliyor musunuz? Buna biz yaklaşım açısı diyoruz. Yandan gelen trafiğin ana yola yaklaşım açısını iyi ayarlamazsanız orada düğümlenme olur. Daha gayet dar bir açı yapacaksınız. O TEM otoyolunu daha 5-600 metre geriden yavaş yavaş 3 şeride indirip Kavacık'tan gelen trafiğe bir şerit vereceksiniz. Teknik diyorsunuz, matematik teknik, diyorsunuz. Teknik, efendim tamamen teknik. Şimdi bazı yerler var, şuna benzetelim. Allah kimseye vermesin, kardiyoloji uzmanına gittiniz, kalp rahatsızlığın var mı diye bakıyor. Anjiyo yapıyor değil mi size? Evet. Diyor ki şu damarda küçük bir tıkalıklık var, oraya bir balon koyalım. Şurada da bir tane daha var, bir de stent koyalım. Bir de damar var ki iyice tıkanmış. Onu da değiştirelim diyorsun. Bypass yapalım diyor. İşte trafik böyle çözecek. Düğümleri çözeceğiz ama tamamen düğüm stentle falan çözülmeyecek gibi olan yerleri, düzenlemeyle çözülmeyecek yerleri. Orada da bypass tabii kullanacağız diyorsun. İnşaat yapacağız yani, orada da inşaat yapacağız. Peki, ama ben buraya inşaat yapayım diye inşaat yaparsanız orada trafiği rahatlatırsınız. Biraz ileride gene düğüm olur. Yani evet. Bu gideceği yeri açmanız lazım. Bunlar teknik ayrıntılar. Teknik olarak bu işin çözümü var diyorsunuz. Şimdi efendim, benim merak ettiğim bir şey var. Yani nasıl karşılanıyorsunuz İstanbullular tarafından? Valla beni dinleyenler oyum senin diyor. Hatta diyorlar ki senin bu videolarını bütün millet dinlese sen başkan seçilirsin. Bizim şuradaki problemimiz tanınma eksikliği. Ben teşkilatımıza çok iyi tanıyorum ama kamuoyunda... Ben gerçi milletvekili adaylığı oldu 2 sefer fakat bu belediye başkanlığı, hele hele İstanbul Belediye Başkanlığı çok bambaşka bir şey. Yani şöyle düşünün ki 42,6 milyarlık bir bütçeye kumanda edeceksiniz. Evet. Maalesef kumanda edeceğiniz bir şey daha var. Bu mevcut yönetimler bu kadar bütçeye rağmen 19,683 milyar lira da borç yapmışlar. Bunu da ödeyeceğiz inşallah. Onlar da yapıyorlar, onlar bozuyorlar. Biz yapıyoruz zaten. Şeker fabrikalarını sattılar ya, hepsi bizim yapımız onlar. Evet. 73'te Erbakan Hoca zamanında. Yani bunlar çözümsüz değil. Yeter ki demin söylediğim gibi rüşvet, adam kayırma, yolsuzluk, sırf ben buradan nasıl rant elde ederim kaygıları işin içinde olmasın. İşin içinde sadece insanımızın mutluluğu olsun. Çözümler elhamdülillah hepsi mümkün. Ben bunu hamaset yapıyor değilim. Ben dediğim gibi bu işin mühendisliğinden gelen bir kardeşinizim. Ve bir de yapıp da geliyoruz. Yani o 73'teki ağır sanayi yatırımlarında çalışan bir kardeşinizim. Peki. Dolayısıyla çok fazla böyle kendimizi yukarı atmak gibi olmasın ama yapabileceğimizi anlatmak için söylüyorum. Tabii bütün bunların olabilmesi için milli görüş gömleğinin sırtında olmanız lazım. Sırtınızda olmanız lazım. Çıkarırsanız olmuyor. Çıkarma niyetiniz yok anladığım kadarıyla. Yok efendim, elhamdülillah Allah çıkartmasın. Çünkü öbür türlü ben hiçbir işe yaramam. Yani mühendis bir sürü var. Hepsi bizim kardeşlerimiz, benden daha yeteneklisi var. Onların hepsinden faydalanacağız. Korkunç bir beyin potansiyeli var Türkiye'mizde. Fakat kendilerine hiçbir şey danışılmadığı için, kendileri bizden değilse demek ki bu işe yaramaz diye bir kenara atıldığı için asıl vaziyette duruyorlar. Birçoğu benim okul arkadaşım, etrafım, çevrem. Bunların hepsi devreye girecek. Sen şucusun, bucusun diye tefrik etmeyeceğiz. Biz insanız, bu İstanbul'da yaşıyoruz. Gelin el birliği yapalım diyeceğiz. Pekala, çok teşekkür ediyoruz biz de değerlendirmeleriniz için, eksik olmayın. Bitti mi şimdi, daha başka projeler var. Valla biz yani böyle bitti demek de çok böyle sempatik bir durum değil ama bitti demek zorunda kaldık. Diğer adaylarımız da var çünkü onlarla da konuşacağız. Sputnik aracılığıyla ben dün genel başkanımızın biraz öfkeyle söylediği bir şeyi söylemek istiyorum. Biz kimseyle ittifak yapmış değiliz. Bunu söyleyenlere söylemiyorum. Seçmenlerime söylüyorum.
biz kimseyle ittifak yapmadık. 1 Nisan'da gelip de ya Necdet abi sen bunu bize iyi söyleseydin biz oyumuzu sana verirdik demesinler diye ikaz etmek için söylüyorum. Etkiliyor mu çok bu, Necdet Bey, yani böyle bir ittifak yani yapmış? Bakın şöyle söyleyeyim, 24 Haziran'da bayağı buna inanan insanlar var idi. Fakat şimdi tek tük onları da merhaba kardeşim sonra görüşürüz diyoruz. Hiç çekişmeden, kavga etmeden, çünkü hepsi bizim insanımız. Tek tük, yani mesela ben size şöyle söyleyeyim sayarak, bu kampanyanın başından beri 3 tane hanımefendi bir de bey, siz bunlarla ittifak yapıyorsunuz dediler. Onun dışında hiç böyle bir tepkiyle karşılaşmadık diyorsunuz. Peki. Korkunç bir ilgi ve teveccüh var. Ben bu manada seçmelerimize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Size de bu yayını bana imkanı bağışladığınız, verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Dinleyicilerimize çok selamlar, hürmetler gönderiyorum. Çok sağ olun. İstanbul için hayırlısı olsun diyoruz bütün adaylarla konuşurken. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun, güle güle. Necdet Gökçınar'dı konuğumuz. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi.